Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda kok şartı nasıl yapılır ve hangi malzemeler kullanılır, bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle kullanmış olduğumuz ağacın nemini iyi atmış, kuru olması gerekiyor. Liflerinin dümdüz olması gerekiyor. Kok yapacağımız ağaç en önemli unsurlardan bir tanesi de ağacın çam olması ve kara çam daha makbul olması. Ama elimde kara çam olmadığı için fırınlanmış köknar kullanıyorum. Köknar da çamgillerden bir ağaçtır. Lifleri düzgün, kaliteli ve testi de başarılı bir şekilde geçti. Kendim de kullanıyorum. Ok şaftı olacak ağaçları seçtikten sonra 9 mm veya 8 mm çapında kare şeklinde bunları güzelce biçiyorum ve ondan sonra içlerinden en iyileri seçerek yuvarlak ok şaftı haline getirmek için ok makinesinden geçmeye başlayacağız. Buraya koymaktaki amacımız malzeme burada rahatlıkla sabit kaldığı için sağa sola kaçamıyor. Sağa sola kaçamadığı için de dönen cisim burada olduğu için rahatlıkla hiçbir yamukluk olmadan ok şaftı olsun, kavelyalar olsun dümdüz çıkmış oluyor. Bunu numune olarak çektik. Bu sert bir ağaçın lifi, o yüzden düzgün oluyor. Yuvarlak hale getirdiğim ok şaftlarını üzerlerindeki pürüzlüğü gidermek için, zımparalamak için basit ama etkili bir yöntem olan ağacın üzerine zımpara yapıştırarak ve kenarlarından da iki tane vida yardımıyla ok şaftının istenilen kalınlıkta yapabilmek için pratik bir yöntem. Torna yerine braze'le, matkapla da kullanılarak rahatlıkla uygulanabilir. Bu zımparalama sadece kuta okçuluğu için, düz okçuluk için yapılan bir metot. Endamlı ve menzil okları için daha farklı yöntemler kullanılıyor. Ama en çok kullanılan ok çeşidi de düz, yani kuta okları olduğu için diğerlerine pek fazla üzerinde durmuyoruz. Atalarımız ok şaftlarını önceden yaparken en çok kullanmış olduğu taktikler istenilen uzunlukta kütüğü kesip uygun tarafı alındıktan sonra baştan sona yararak ve ondan sonra rendeleme usulü yapılıyor. Bu sadece oklarda değil, çok kaliteli takım edevatların ahşap kısımlarında da uygulanıyordu. Ağaç rende olsun,
tahta sapları, keser sapları, ne bileyim jilet eski atasporlarımızdan. Bunların hepsi suları çok önemliydi. Eskiler bunu bu şekilde çok iyi yaparlardı. Biz biraz daha seriye döktüğümüz için kalite ister istemez biraz daha düşmüş oluyor. Günümüz şartları da birazcık aceleyi gerektiriyor. Kendi yapmak istediğiniz oklarda en çok dikkat edeceğiniz hususlardan bir tanesi ağaç seçimini çok iyi yapmak. Lifli ağaçlar, ağaçların genelde oklarda hep lifli ağaçlar kullanılır. Suyu yani lifleri dümdüz olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Ve aynı bölümden ağaç alırsanız bir takım ok olarak çıkartırsanız spina değerleri birbirine çok yakın çünkü aynı ağaç olduğu için. Ama yine de bu ağaçlar aynı orta dahi spinalarında az bir farklılık gösterebiliyor. Çam ağaçlarında ise reçine oranına çok dikkat etmek gerekiyor. Reçineli ağaçların spinaları daha fazla paradoksa sebep veriyor. O yüzden zaten kara çam tercih ediliyor. Sıcak iklim çamı ok şaftı için benim yanımca uygun değil. Genelde kuzeye doğru giden ağaçlarda daha iyi verim alınıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.